Tekrar merhabalar. Şimdi diyeceksiniz ki nereden çıktı bu Kürtçe halay işi? Bir haftadır sosyal medyada Kürtçe halay, Kürtçe üzerinden Kürt vatandaşlarımızın sinir uçlarına böyle dokunmaya çalışıyorlar. Şöyle bir algı yapıyorlar. Bunu meclisteki DEM milletvekilleri özellikle. Şimdi bir hafta 10 gündür sosyal medyada bir bakıyorsunuz araçta, bir bakıyorsunuz düğünde, bir bakıyorsunuz sahilde Kürtçe halay çeken. Şimdi tabii ülkede herkes Kürtçe bilmiyor. Ülkede herkes Kürtçe bilmediği için de o halaydaki sözlerin ne anlama geldiğini de bilmiyor. Otomatik olarak şöyle bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Vay, Kürtçe halay çekenleri gözaltına alıyorlar. Hayır. Bu ülkede TRT Kürdi diye bir kanal var ve sabahtan akşama kadar 24 saat Kürtçe şarkılar söyleniyor. Kürtçe programlar yapılıyor. Kimsenin Kürtçe şarkılarla ve Kürtçe halaylarla problemi yok. Benim de yok. Fakat bu algıyı oluşturmak isteyenler o halaylarda terör örgütü propagandası yapıyorlar ve gerilla 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 marşını söylüyorlar. Şimdi tabii ki vatandaşların çoğu bilmediği için bazıları da diyor ki vay, Kürtçe halay, onu istiyorlar. Yani Kürtçe halaya işte çekenleri gözaltına alıyorlar. Bak, gençler, genç kızlar, hatta 3 genç kız gördüm. Herhalde onlara zorla o halayı oynatıyorlar. Polis işte yazısının önünde bu halayı. Yani burada olay toplumun sinir uçlarını kaşıyıp Kürt vatandaşlarımızın algılarını negatif yönde, yalan algıyla Kürt vatandaşlarımızı rahatsız etmek, Kürt ve Türk düşmanlığı dediğimiz onu oluşturmaya çalışmak. Aman sakın ha, aman sakın ha buna böyle bu oltaya gelmeyin. Sonra efendim Leyla Zana işte Kürtçe şarkılar söyleyeceğiz, Kürtçe halay çekeceğiz mecliste diyor. Kardeşim, ne Kürtçe şarkıya, anlatabiliyor muyum? Ne Kürtçe konuşana bu ülkede hiç kimse bir şey demiyor. Dedim ya, TRT sana kanal açmış. Sabahtan akşama kadar. Ama yapmak istedikleri algı Kürtlere, Kürt kökenli vatandaşlarımıza yapmak istedikleri algı ne? Efendim, Kürtçe söylemek, şarkı söylemek, Kürtçe halay çekmek yasaklanacak. Bak, baskı yapıyorlar. Bak, gözaltına alıyorlar falan. Hayır. O gözaltına alınanlar arabanın içinde, o gerilla gerilla diye ne demek? Siz terör örgütünün propagandasını yapıp terör örgütünü güzelliyorsunuz ve terör örgütünün adını anarak hareketlerini yapıyorlar. Ne yapacak devlet? Bu özgürlük değildir. Bu devletin bölünmez bütünlüğüne kastetmiş terör örgütünü güzelleme, onu onama ve ne yapıyorsun? Onun propagandasını yapıyorsun. Fakat dedim ya, algıda seçicilik. Burada bilinmeyen, herkes tarafından konuşulmayan, bilinmeyen bir dil üzerinden ben de boşnakım. Boşnakça, şimdi ben boşnakça birine, bilmeyen birine küfür etsem, gülerek aa falan desem, ona güzel bir şey söylüyorum der. Veya tam aksi bir şey olsa aynı şekilde tam aksini anlar. Burada da işte DEM milletvekilleri özellikle milletvekilleri üzerinden hala bu, tamam mı? Marşlara, şarkı olmayan, türkü olmayan marşlara, tamam mı? Kürtçe şarkı diyerek o halayla da birleştirerek. Neticede halay aynı. Anlatabiliyor muyum? O halayı sen Gaziantep yöresinin bir müziğinle de oynarsın. İşte Kürtçe bir müzikle de oynarsın ama işte o gerilla marşınla da o aynı ayak hareketlerini yapabilirsin. İşte bunun üzerinden bir algı oluşturarak ortalığı karıştırmak, kaos çıkartmak, burada Türk-Kürt ayrımcılığı yapıp insanları birbirine düşürmek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yurt dışına karşı da bak işte bunlar halay çekenleri, böyle herkes her şeyi biliyor zaten de bilmemezlikten geliyor. Herkes uyarına propagandasını yapıyor. Bu yüzden çok dikkatli olacaksınız. Sosyal medya büyük bir güç ama aynı zamanda da doğru olmayan şeyleri sizin gözünüze o kadar güzelleyerek sanki doğruymuş gibi koyar ki. Bakın, en inandırıcı yalanlar içinde gerçekleri barındıran yalanlardır. Şimdi bunun içindeki en inandırıcı olay ne? Halay,
Değil mi? Biraz önce açıkladım ya. Her yörenin müziğine uydurup oynarsın. O gerçek olan halay ve Kürtçe, dil Kürtçe ama ne söylediği. İşte insanları inandırmak için halay üzerinden ve Kürtçe üzerinden bir yalan uyduruyorlar ve bunu topluma pompalamaya çalışıyorlar. Ama yutmayın, çok önemli. Çünkü biz hep birlikte Türkiye'yiz. Bakın, Kürtlerle kız aldık, kız verdik, dünür olduk, hasım olduk. Bizi hısım yapmaya çalışıyorlar. Doğru söyledim değil mi? Hısım yapmaya, hısım karıştırdım vallahi, şu an gitti kafamdan. Yani biz değil mi? Hısım akraba olduk. Onlar bizi hasım yapmaya, düşman yapmaya çalışıyorlar. Herkesin ailesinde, anlatabiliyor muyum? Kürt kökenli olan, Boşnak, Çerkez, kız almıştır, kız vermiştir. Biz hep birlikte Türkiye'yiz artık. Ama işte bu provokatörler, içimizdeki bu Truva atlarının, anlatabiliyor muyum? Adı bir önceki videolarda dediğim gibi, biz içimizdeki hainleri temizlesek zaten dışarıdakilerle kolay 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 uğraşırız. Evet, dedim ya, bu ülkede herkes vatanın bölünmez bütünlüğüne kastetmediği sürece kendi dilinde şarkı da dinliyor, yabancı müzikte de dinliyor. Kürtçe'de, Lazca'da, Çerkezce'de, İngilizce'de, Almanca'da her şey, istediği dansı ediyor, istediği halayı çekiyor. Ama kalkıp da sen vatanın bölünmez bütünlüğüne kastetmiş bir terör örgütünü güzelleyen onun marşını söylersen, o zaman da gelirler, ensene binerler. Bu yüzden biz, dedim ya, hep birlikte Türkiye'yi, sakın buna müsaade etmeyin. Bu çok önemli bir konu. Etrafınızda da bunu anlatın. Kimsenin ne halaya, ne Kürtçe'ye, ne Lazca'ya, ona buna itirazı yok. İtirazımız meşru olmayan, etik olmayan şeylere. Görüşmek üzere.